Her yerde haber var dedik ve bugün neredeyiz? Bugün çok sıcaklardayız, bir yerlerdeyiz. Petra Adası var arkamızda. Petra Tulinitis, Yeşilırmak Kayası. Şu anda Yeşilırmaklıların Kumlu Deniz dediği noktadayız. 42 derece oldu sıcaklık. 42 derece sıcakta. Avustralya'da 2020 yangınlarla başladı. Avustralya yangın felaketiyle bütün dünyayı üzdü, bütün dünya üzüldü. Ama ondan öncesinde 2019'un Aralık ayında bütün dünyanın ilk kez adını duyduğu koronavirüs veya COVID-19 denen hastalık ortaya çıkmıştı ki 2020'de artık Ocak, Şubat ve Mart derken Kuzey Kıbrıs'a da bu hastalık geldi. Şu anda Allah'a çok şükür ki bizde bu hastalık yok. Ama 2020 çok sıcak başladı. O Avustralya'daki yangınlar, biz bu çekimi yaparken, bu programın çekimini yaparken ve daha sonra seslendirmesini yaparken, ki izlediğiniz tarihin yaklaşık bir hafta öncesidir, 17'sinde ve 18'inde Mayıs ayının, 2020 yılının, korkunç bir yangın Kuzey Kıbrıs'ı etkisi altına aldı. Tepebaşı köyü ile Kalkanlı köyü arasında binlerce çam ağacı yandı. Bir kişi sonrasında tutuklandı ama biz çekimimizi, seslendirmemizi tamamlarken o bir kişiyle ilgili sen bu yangını çıkardın suçlaması henüz mahkemeye ulaşmamıştı. Evet, COVID denen hastalığı biz aştık Kıbrıs'ta. 108 kişi hastalandı. Bunlardan 4 tanesini kaybettik. 2 tanesi Alman vatandaş turisti. 1 tanesi Türkiye'den gelme bir kardeşimizdi. Burada yaşıyordu. 1 tanesi bir Kıbrıslı Türk'tü. 4'üne de Allah'tan rahmet diledik. Ve şu anda Yeşilırmak Kayası'nın önündeyiz. Yeşilırmak Kayası'nın önünde kaya gibi biz de durduk. Arkada küçük bir adacıktır Yeşilırmak. Nedir peki bu Yeşilırmak Adası? Size biraz ondan bahsedelim. Yeşilırmak Kayalığı aslında, ya da Limnidi Kayalığı veya Limnidi Kayası, Yeşilırmak Kayası aynı zamanda bir Yeşilırmaklı olan Hasan Karlıtaş kardeşimizin turizm rehberi Hasan Karlıtaş kardeşimizin verdiği bilgiye göre milattan önce 5000 yılında hayatın Kıbrıs'ta başlangıcıydı aslında. Medeniyet ateşi 7000 sene önce günümüzden 7000 sene önce burada yakıldı Kıbrıs'ta ve İsveç kazı heyeti geldi İsveç'ten 1929'da. İlk kez onlar, nedir bu ada? Çünkü Vuni'yi kazıyorlardı, Vuni Tepesi'ni ve Vuni Sarayı'nı. Oradan manzarası da ayrı bir güzellik tabii. Buradan da güzel görünüyor ama oradan ayrı bir güzelliği var. Bu kayayı çok merak ettiler, bu Yeşilırmak Kayası'nı. Geldiler, ilk kez burada kazılar yaptılar. Ve ortaya çıkardılar ki Neolitik dönemde, binlerce, 7000 yıl önce burada birileri yaşamışlar. Kıbrıs'ta en eski yerleşim yeri olduğunu ben söylüyorum. Yerlerinden biridir diyor arkadaşlar. Yapılan arkeolojik çalışmalar neticesinde düzenli ve düzensiz planlı yerleşim, planlı evler tespit edilir bu bölgede. Ve burada yaşayan insanların Anadolu ile yakın ilişkileri olduğu, balıkçılık, çiftçilik, tarım yaptıkları da belirtilir. Limnidi Kayalığı veya Petra du Limnidi denizden yaklaşık, bazı noktalarda denizin yüksekliğine de bağlı aslında, suyun yükselip yükselmemesine bağlı. 50 metre ile 100 metre arasında bir mesafe karaya ve 50 metre yüksekliği olduğu söyleniyor. Üzerinde yaban kuşlar, fareler, haliyle yılanlar var. Bir zamanlar bu tepecik üzerinde
yaban güvercinlerini tekneyle uçurup karşıdaki tepede, Aska Tepesi'nde de avcılar bekliyordu ve orada vuruyorlardı. Ama artık o şekilde bir av yapılmıyor bu bölgede tabii ki. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Evet, Petra to Limnitis, Yeşil Irmak'ın hemen yakınlarında, Yeşil Irmak'tan güneye, daha doğrusu güney derken güneydeki devlete doğru denizden, yani batı istikametinde gittiğiniz zaman hemen köşeyi döndüğünüz anda denizden, ki dönemiyorsunuz, karadan gitmek şansınız çok az, bu adacığı buluyorsunuz, Petra to Limnitis adacığını. Burada Kıbrıs'ta insanların ilk yaşantısının olduğu hep söylenir. Yıllarca Yeşil Irmaklılar bu bölgede Gumlu Deniz adını verdikleri ve bizim şimdi çekim yaptığımız noktada deniz keyfi yaşadılar, denize girdiler. Sonraki 1974'ten sonraki yıllarda uzun süre bu bölge sivil insanların girişine kapatıldı, askeri bölge olarak tutuldu. Şu anda açık ancak gidilmiyor. Gitmek yasak, onu da sizlerle paylaşmış olalım. Gidilmiyor ama yine de dört çekişli arabanız varsa bizim yaptığımız gibi sevgili Atalay Canberen'in ATV'sini alıp gelebiliyorsunuz. Burada çekim yapmak için değil, yıkanmak için de gelebiliyorsunuz. Nefis bir su var burada, nefis bir deniz var burada ve tabii ki arkanızda tarih kokan bir görüntü veya yanı başınızda tarih kokan bir görüntü var. Onunla da bir arada olabilirsiniz. Etraf burada bize göre tabii ki 7 yıldızlı bir otel yapmaya çok elverişli bir yer aslında. Ama kirletmeden, bozmadan, çevreye, denize kirimizi, pisliğimizi akıtmadan bu bakir kalmayı başarmış güzelliğe, bu doğa şaheserliğine hiçbir halel getirmeden. Evet, burası Petra to Limnitis veya Yeşil Irmak kayalığı arkamda. Sol tarafımdaki arazi, biraz sonra çekim yapıp göstereceğiz sizlere. Sol taraftaki arazi elimle de gösteriyorum şu anda. 1974'te de çok önemli bir bölgeydi. Çünkü bu bölgede doğal mağaralar, sonradan insan eliyle de şekil verilmiş bazı mağaralarda 1974 harekatı sırasında insanlar, Yeşil Irmaklılar saklandı ve orada köyün saldırıya uğradığı saatlerde de, anlarda da, günlerde de o mağaralarda kalıp canlarını, hayatlarını korudular. Birazdan sizlere burada belki volkanik bazı kayalar, bilmiyorum, ben yapısını, jeolog değilim, ama yuvarlak, eskiden elimizle çevirip, yani el değirmeni yaptığımız taşların çıkarılmış şekillerini çekeceğiz. Onların görüntülerini de sizlerle paylaşacağız. Bu arada seslendirmemizi sonradan yaptık, teknik bir sıkıntı nedeniyle. Onu da ayrıca belirtmiş olalım. Ağız hareketlerimizle tabii ki konuşmalarımızın tutmuyor olması şu dakikalarda, bunu da affedersiniz diye. Arkamızdaki manzaranın, tabii dev gibi bir görüntünün arkasındaki masmavi güzelliğin, manzaranın güzelliğinin, ki biraz sonra bu dev görüntü ortadan kalkacak, sadece manzarayı göreceksiniz. Onu da belirtmiş olalım sizlere ve tabii ki programımıza her yerde haber vara Petra to Limniti'den devam ediyoruz efendim. Şimdi sizlere o taşların kesildiği yerleri de tek tek göstereceğiz. Evet, geleceğiz oralara. Tek tek o taşların neler olduğunu arkamızda ufak bir fon müziğiyle birlikte vermeye çalışıyor sizlere. Ama bu taşları günlerce, haftalarca, hatta aylarca uğraşıp çok ilkel metal veya taş aletlerle
kesip çıkarıyorlardı bu bölgede. Belki 1000, belki 2000 yıl önce, belki yüzlerce yıl önce, ama biz tam tarihini bilecek bir durumda değiliz. Bugüne kadar sanırım herhangi bir televizyon kanalında, sadece ülkemizdeki kanallar değil, herhangi bir televizyon kanalında bu değirmen, el değirmenciklerinin, el buğdayı ve arpayı öğüttüğümüz değirmenciklerin görüntüsünü ilk kez göreceksiniz. Evet, birlikte devam edelim. Birlikte devam ediyoruz. İşte ilk görüntümüz, işte ilk görüntümüz. Burada denizin hemen dibinde kayalığı görüyorsunuz. Bu kayalığın üzerinde yıllarca insanlar bu görüntüleri, gördüğünüz görüntüdeki çukurun içerisinden nasıl kestiklerini, günlerce, saatlerce nasıl uğraştıklarını artık hayal edebilirsiniz. Hayal etmeniz gerekir diye düşünüyorum. Ve manzara tabii Petre'yi arkada, Petra'ya da babam dedem Petre derdi. Petre'yi arkada görebilirsiniz. Evet, işte bir çukur daha var burada. Hemen önümüzde. Bu çukurda, buradan da geçmişte bu uygun kayalıktan zamanla, keskiyle, taşla vura vura çıkarmışlar ve adeta bir fabrika gibi burası. Şu anda da bir yığın göreceksiniz. Denizin güzelliğine, denizin berraklığına, denizin tertemizliğine, bugün rüzgarsız oluşuna da, muhteşem görüntüye de tabii ki sizleri, dikkatinizi çekmek istiyorum tabii ki. Yani bu da ayrı bir güzellik tabii ki. Onu da sizlerle paylaşalım, paylaşmış olalım. Evet, arkada birikmiş sular var. Çünkü su bayağı çekilmiş. Şu anda deniz çekilmiş durumda. Arkadaki görüntü de kayaların üzerinden kamerayla atlamaya çalışırken bir miktar sallanıyor tabii ki. Bunun için de ayrıca özür diliyorum ama bir yandan çekmeye çalışıyorum. Bir yandan da düşmemek için büyük çaba harcıyorum. Bir her yerde haber var derken her yerde haber olmayalım. Denize tekrar çevirdik kameramızı, dalgaların, denizin güzelliği içerisinde. Ve devam ediyoruz. Konuşmaya da devam ediyoruz. Anlatmaya da devam ediyoruz. Şu anda bu tertemiz denizin önünde bu kesmeye başlanmış bir nokta. Sol tarafta gördünüz. Geçtik onu. Kesmeye başladılar. Bu hemen yine çıkarılmış bir yer. Nasıl kesildiğini size göstermek istiyorum. İşte buradan kesip bir şekilde almışlar üstünden taşı. Evet, gördüğünüz gibi alınmış üst tarafı. Ve bunlar dünya televizyonlarında bir ilk. Ve karşıda Aska Tepemizin arka tarafları. Yemyeşil tabii ki hala. Buraları yemyeşil. Değirmen taşı fabrikası gibi bir bölge. Elimle gösterdiğim bu istikamette 5-6 tane çıkarılmış yerinde en altta görüyorsunuz. Evet, şu anda gördüğünüz hep üst tarafta içi suyla dolu olan en az 1-2-3-4-5 tane kesilmiş yer var. Bütün bu kayalıkların üzerinde bu tür değirmen taşı şeklinde kullanılan, yani sökülüp 2 tane taşı üst üste koyup ortasını delip bir tahta geçirip 2 tane tekerleği döndürerek içinde buğdayı, arpayı, vigoyu öğüttüklerini yıllarca ve buraları da, bu gördüğünüz yerleri de ektiklerini biliyoruz. Buraları özel mülk, özel arazi, gördüğünüz istikamet ve biraz önce de bahsettiğimiz gibi 7 yıldızlı bir dinlenme tesisinin, burasının havası her zaman temiz, burasının doğası her zaman pırıl pırıl, burası her zaman tertemiz ve Allah'a çok şükür ki herkes gelemiyor çünkü kirlenmiyor çok fazla. Herkesin de gelmesini istediğimiz bir yer değil aslında şu anda. Ama burasının güneyde benzerleri var, Türkiye'de benzerleri var. 7 yıldızlı bir dinlenme tesisine, çok pahalı, lüks bir otele çevirmenin bence hiçbir sakıncası olmasa gerek. Bu sahillerin, bu berrak suyun balıkları da görüyorsunuz. Şu anda küçük balıklar kalmışlar bu tarafta. İnanılmaz bir güzellik var. Dağın yansıması suyun içerisinde çok 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 güzel. Evet, 7 yıldızlı bir otelden, bir otel
yatırımından bahsediyorduk. Ama hazır yeri gelmişken, bu arkamızda kalan tepelerden, bu tarihten bahsetmişken bir tarihi bilgiyi daha paylaşmamız gerekiyor buralardan sizlerle. 1974 yılında köylüler, hemen şu anda benim kameramızın da sağ tarafında kalan ve önümüzde tekrar görüyorsunuz, işte bir çukur daha var hemen orta yerde. Yine almışlar yuvarlak bir çukurdan. Yan tarafta sağda bir tane ve burası tam bir fabrika. 4 tane çukur var burada. 4 tane alınmış belli ki. 5 tane hatta ben sayabiliyorum. Bunları nereden mi öğrendik? Bunları aslında bana rahmetlik dedem Mehmet İncirli, Mehmet Drago İncirli öğretmişti, söylemişti. Bu amaçla geçmişte buradan çok fazla taş çıkarıldığını söylemişti. Dedemle, eniştelerimle, halalarımla, babamla, arkadaşlarımla, özellikle halamın oğullarıyla, halamın kızları, ablamla, ablalarımla buraya çocukluğumun 1974 öncesinin çok güzel anılarının olduğu bir nokta, çok muhteşem bir nokta. Arka tarafımı pek fazla çekmek istemiyorum çünkü hem sınır bölgesi oluyor, biraz önce işte yine sahilimle gösterdiğim yer adeta fabrika gibi, onlarca hatta belki de yüzlerce kaya alınmış buradan ve işte biraz önce bahsettiğim tepelik bölge. Tarihe dedim bir not düşelim buralardan, hazır seslendirmeyi de sonradan yaparken özür dilediğimiz bir olaydı bu. Evet, bu arada müziğimize de devam edelim. Tabii ki hafif tondan böyle bir de uzukili bir evrensel müzik gelsin aradan. Evet, 1974 saldırılarında Yeşilırmak Kıbrıs'ta Rumlara saldırıya uğrayıp da teslim olmayan tek köy aslında. Çünkü buraya çok şiddetli bir şekilde saldırmış olmasına rağmen, çünkü jeostratejik önemi çok fazlaydı. Hala öyle, çok değerli bir köy. Geçişi Rumlar için çok önemliydi. İstediler burayı almayı ama beceremediler. O zaman köylüler karşıda gördüğünüz tepenin yamaçlarındaki mağaralara, arka tarafa da oraya sığındılar. Ama buraya Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 1974'te herhangi bir askeri gelmemiş olabilir ama uçakları geldi. Onu da hatırlatmakta ve anlatmakta fayda olduğu inancındayım. Çünkü o dönemde Kıbrıslı, Yeşilırmaklı bir ablamızla evli olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava Kuvvetleri'nde görevli bir binbaşı vardı. Yavuz Enişte dediğimiz binbaşımızın tatildeydi. Onun verdiği direktiflerle, onun yaptığı katkılarla uçaklar bir miktar Rum mevzilerini bombaladı buralarda da. Ve tabii ki Yeşilırmak teslim olmadı. Yeşilırmak düşmedi. Sonra 5 Eylül 1974'te de Yeşilırmaklı bir grup mücahit yürüyerek gemi konağındaki veya 7 dalgadaki Türk askerleriyle kucaklaştı ve o hatıraları da bu görüntülerle birlikte, muhteşem deniz görüntüsüyle birlikte sizlere aktarmış olalım tabii ki ve görüntülerimizi sürdürelim, görüntülerimize devam edelim. Evet, bu bölge bakir kaldı çünkü 1974 sonrası buralara askeri bölgeydi. Arkamı, kameranın arkasını size görüntülemememin sebebi hala o bölgelerin belki bir şekilde görüntülememizi istemiyorlar olabilecekleri endişemiz veya tasamızla alakalı bir şey. Aynı anlama gelmiş olsa da biz bunu söylemiş olalım tabii ki. Evet. Bunu belirtmiş olalım sizlere. Evet, hemen onu da hatırlatalım. Arka tarafımız Rum tarafının sınırını belirtiyor ama yaklaşık 1 kilometrelik girdili çıktılı çok güzel koyları bulunan ve denizden gemiyle, özellikle daha küçük teknelerle, yani büyük yatlarla belki gelinmeyebilir ama küçük teknelerle gelip demirleyip koyda böyle keyfini çıkarıp, kimsesiz keyfini çıkarıp, yemyeşil masmavi koyların ve ıssız koyların keyfini çıkarıp, ıssız denizin, yalnızlığın, belki bu karantina sürecinde çok büyük kalabalıklar içerisinde olmamanın keyfini de çıkarabileceğimiz bir nokta diye düşünüyorum
tabii ki buralarını. Evet, buralarını sizlere gösterdikten, anlattıktan sonra devam edelim. Devam edelim. Neyle devam ediyoruz? Hala görüntülerimizle tabii ki devam edeceğiz. Görüntülerimizle devam edeceğiz. Şu anda, evet, şu anda da yine aynı noktadayız. Aynı noktadaki görüntülerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Muhteşem bir görüntü tabii ki, denizde, suda yansıması tepelerin. Evet, Yeşilırmak Kayalığı, Yeşilırmak Kumlu Deniz Bölgesi ve işte dünya televizyonlarında belki de ilk defa bunu çıkarmaya çalışırlarken kırmışlar. Karşı taraf tam bir fabrika gibi görüntüsü var ama biz geçemedik oraya. Devam edelim. Seslendirmemize de tabii ki devam ediyoruz. Evet, burası da şimdi son olarak sizlerle paylaştığımız bir görüntü. Çok net bir görüntü bu. Buradan işte bu taş çıkarılmış, kesilmiş. Aylarca, gün yıllarca süren bir çalışma olabilir belki. Bilmiyorum yani, ama çok kolay olmasa gerek. Fazla sert değil belki bu kayalar buradaki. Kumla çakılın böyle karışımı bir şey. Kim bilir, belki binlerce yıllık volkanik bir olaydır ama keşke uzmanlar bize bunu açıklayabilseler. Birkaç kişiyi bulup sorduk ama o kadardı. Evet, bu görüntülerle sizi baş başa bırakalım ve devam ediyoruz tabii ki. Devam ediyoruz. Evet, bir başka açıdan Petra Adası'nı görüyoruz. Burası Petra Adası. Aska Tepesi'nin yamacından çektik. Petra Kayalığı, Petra Kayası. Üzeri bir dönem güvercinlerle doluydu. Ve şimdi martılar var tabii ki. Çok sayıda yılan olduğu da söyleniyor. Burada özür dilerim ama burası da çok küçücük bir koy. Gördüğünüz gibi burası çok küçük bir koy. Hemen Petra Adası ya da Petra Adası ile Yeşilırmak Köyü arasında bir yer burası. Ve denizden çekildiğinde çok daha rahat görülüyor ama ileride küçük bir beyaz nokta var. Beyaz. Asproi denen bir yer burası. Denize o beyaz olan noktadan tatlı su akıyor. İddialara göre orası bir mağara ve oradan eskiden tepelere ulaşım var diye bir de efsane var tabii ki, ama buraları muhteşem. Hem denizin hem karanın çok güzel olduğu yerler. Ama söylediğim gibi, eğer bir arazi motosikletiniz veya ATV gibi bir aletiniz yoksa buradan buralara ulaşmak dört çekişli arabalarla ancak mümkündür. Evet, Petra do Limnidis ve bir kez daha buraları çok iyi bilen, özellikle Londra'daki, Avustralya'daki Kıbrıslı Türkler için Asproi'nin de yukarıdan görüntüsünü paylaştık sizlere. Ve arkada da koskocaman Güzelyurt Körfezi. Martılarla sizi birkaç saniye baş başa bırakalım. Evet, burası da hatırlatalım, bunu da gelmişken buraya, Aska Tepesi'nde eski izci kampı bu veya gençlik kampı. 1974'te en son kullanıldı. Ondan sonra bir daha kullanılmadı. Kullanılması için başvurular falan yapıldı. Buraya elektrik de geliyor. Burada su da var, her şey var. Ama burasını bir türlü değerlendiremedik. Yol yok çünkü doğru dürüst. Yolun açılması, yeniden yapılması lazım. Çünkü buraya gelen yol özel mülk içerisindeydi ve köylüler orasını aldı. Ama en son 1974 yılında 18 yaşındayken, şu anda 60-61, 59 yaşlarında olan gençler burayı hatırlar diye düşünüyorum. Evet, programın sonuna geldik. Çekimlerimizin sonuna geldik. Aska Tepesi'nden Petra'nın son görüntülerini aldık ve hemen altımızda
artık Yeşilırmak. Bu çekimleri yaptığımız günün ertesi günü Yeşilırmak'ta plajlar, restoranlar da açılmış olacaktı. Çok güzel bir Wuni King Otel yapıldı. Önünde havuzuyla burada. Asmalı plajımız var tarihi. Wuni King'in kendi plajı var. Üzerinde Dillirga yazısını okuyorsunuz. Meşhur Dillirga restoran ve plaj var. Ve biraz ileride, az ileride de küçük limancığın hemen yanında balıkçı limancığı var. Melik Kusella'nın ünlü piknik yeri var. Efkaliptolu ağaçlı piknik yeri. Ve bu da Yeşilırmak köyü ve verimli Yeşilırmak vadisi. Ta içerilere kadar gidiyor. Evet, Yeşilırmak'tan, Petra'dan herkese sevgilerimizi, saygılarımızı sunduk. Bugünkü çekimlerde bana yardımcı olan değil aslında, bütün çekimlerimizi yapan sevgili eşim Şüküfe Hansel'e de çok teşekkür ederim bu arada. Onu da eklemiş olalım. Emeğine saygısızlık etmeyelim. Hoşça kalın.